Evet arkadaşlar, Ersa Bittel Online ekoloji kanalımıza hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Destekleriniz için teşekkürler. Ve kanser tarih oluyor. Tedavi yöntemi bulundu şeklinde bir başlık arkadaşlar haber. Bununla ilgili bir yeni gelişme var. Nobel ödüllü doktor vücut ısısını arttırarak bir yöntem geliştirmiş bununla ilgili. Onunla ilgili bir detaylı paylaşım yapacağım. Evet, geçelim konumuza. Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Nobel ödüllü Alman doktor Robert Korter, hastalarının vücut ısılarını yükselterek kanser hücrelerini öldürüyor. İstanbul'da Türk hastalarıyla bir araya gelen Korter'in tedavisi artık tüm dünyada kabul gören bir yöntem. Gloguna Tıp Merkezi Doktoru Robert Korter tedavi yöntemi hakkında şunları söyledi. Vücut ısısını 42-43 dereceye yükseltiyoruz. Hasta yüksek ısı makinesinin içine alınıyor. Böylece bağışıklık sistemi uyarılıyor. Ardından D hücreleri veriliyor. Bu hücreler basit bir iğne ile bazen daha etkili olması için damar yolu ile tümörlü alana veriliyor. 3 saatte bütün vücuda yayılıyor. Nobel ödüllü Alman doktor Robert Korter bu tedaviyi ilk kendisinde denemiş. Isı tedavisi ile kanserden kurtulan Nobel ödüllü Alman doktor Korter farklı bir uygulama yöntemi geliştirmiş ve bu yöntemi ilk kez kendisinde denemiş. Robert Korter 1976 yılında tıp fakültesini yeni bitirdiği günlerde kansere yakalanmış. Konulan teşhiste kanserin 4. aşamasında olduğu belirlenmiş. Onkologların ifadesine göre 3 aylık ömrü kalmış ama o buna inanamayarak farklı araştırmalar yapmaya başlamış. Kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemlerine de inanmamış. Kendisi de doktor olduğundan ateşin bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi olduğunu biliyordu. Zira o sebepten hastalanınca ateşimiz yükselmiyor muydu? Bu konuda bir karar verdi. Vücut ısısını bilinçli olarak yükselterek ve bağışıklık sistemini kamçılamasıyla bilinen ökse otu ekstresini kendi kanına şırınga ederek bir tedavi uygulayacaktı. Umutsuzluk nedir bilmemesi ve pozitif düşünme yöntemlerinin de katkısıyla kanseri bir yıldan az bir sürede yendi. Sonra hayatını bu tekniği bütün kanser hastalarına uygulamaya adadı. Yaklaşık 30 yıldır kurucusu olduğu Köln Tıp Merkezi'nde ateş yani hipertermi tedavisiyle en ağır kanser vakalarına umut oldu diyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Doktor Korter geliştirdiği yöntemi şöyle açıklıyor. Tıbben şunu biliyoruz ki vücut ateşlenmeye başladığında bağışıklık savunma ordusunun tümü faal hale geçer. Hafif bir ateş dahi vücutta aktif bir şekilde dolaşan bağışıklık hücresi sayısını iki katına çıkartır. Ama biz tam tersine ateşlenmeyi kötü olarak biliyoruz ve hep ateşimizi düşürmeye çalışırız hastalandığımızda. Tam tersidir gerçek. Yeni doğan bir çocuk hayatının ilk yılında ortalama 7 viral enfeksiyon geçirir ve çocukluğu süresince de ateşlenmeye sebep olan diğer hastalıklara yakalanır. Bu ateş evreleri onun gelecekte karşılaşacağı kanser gibi hastalıktan koruyacak olan
bağışıklık sisteminin gelişimini başlatır diye konuştu. Tedavi haftada 2 seans olmak üzere 24 hafta uygulanıyor. Ancak bazı hastalar için 12 haftada yeterli. Alman doktorun Türk hastaları da gördükleri tedaviden memnun. Cilt kanseri hastası, 1 yıl boyunca kemoterapi aldım, 2 ay boyunca radyoterapi aldım ama bunlardan hiçbir sonuç alınmadı. Bu tedaviye başladım, 2 aydır bu tedaviyi alıyorum. 2 ay 8 haftalık bir sürede 2 aşı oldu. Yararlarını gördüm dedi. Meme kanseri hastası bir kişi ise şunu beyan etti. Bu tedavi yöntemleriyle tanıştım. Basın yoluyla öğrendim. Ben 4-4,5 ay kadar kaldım ama 4 aşıyı aldıktan sonra 1-1,5 ay kadar tekrar Türkiye'ye dönüş yaptım diye konuştu. Robert Gorter doktor eşliğinde olmadan bu yöntemin uygulanmaması gerektiğini de özellikle altını çiziyor. Bu önemli bilgi ve yöntemlerden daha fazla kişinin faydalanması için beğeneyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, videomuzu hemen hemen bitirdik sayılır. Beğeni yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı, duyurmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Sizler bu eylemleri yaptığınızda bizler bu videolarımızı çekme azmimiz artıyor arkadaşlar. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz destekler için çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. İnşallah çektiğimiz videolar faydalı oluyordur. Şimdi birkaç bilgiye daha bakalım arkadaşlar. Başka ne var? Şöyle. Bu bir de arkadaşlar başka videomuzda paylaşmıştık. Açlık savunma mekanizmasını yeniliyor diye. Otofaji diye arkadaşlar. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Japon ödüllü aç kal uzun yaşa. Japon bilim adamı arkadaşlar. Bakın. Güzel başlıklı haberleri var arkadaşlar. Evet, doktorumuz bu. Kanser hücrelerini vücut ısısını yükselterek öldürüyor. Doktorumuzun resmi de bu. Evet, dikkat çekici bir bilgi varsa arkadaşlar, onu eklemek için ve hızlı şekilde geçiyorum. Evet, YouTube kanalımızın özellikle Aralık ayı içerisinde videolarına biraz daha ilgi gösterirseniz izlenme ihtiyacımız yüksek arkadaşlar. Sizlerden özel ricamız, inşallah desteklerinizi esirgemezsiniz. İşte evimizdeki tehlike, göz göre göre kanser oluyoruz. Profesör Doktor Topuz. Evet, kimyasallardan bahsediyor arkadaşlar. Kimyasal ürünlerin vücudumuza vermiş olduğu zararlardan. Türkiye Rusya ile ortak yaparak bir felakete zemin hazırlıyor. Vücut
Vücut ısısını 42-43 dereceye yükseltiyoruz. Hasta yüksek ısı makinesinin içine alınıyor. Böylece bağışıklık sistemi uyarılıyor. Evet arkadaşlar, burada da yine bakın bununla ilgili bir yazı. Doktor eşliğinde olmadan bu yöntemi uygulanmaması gerektiğini belirtmiş. 24 hafta, 12 hafta süreyle bu işlem yapıldığında sonuç alınıyor arkadaşlar. Kanser dahil hiçbir hastalık alkali ortamda var olamaz. Doktor Otto Warburg. Bu da arkadaşlar limonlu su, gümüşlü su, karbonatlı su olayından bahsediyor. Evet, şimdiden teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar.